Şimdi size anlatacağım, nakledeceğim hikaye Arslanlar Efendisi Hakkaniye Hazretleri. Bu Hakkani Hazretleri evliyalardan bir adammış. Ünü öyle yayılmış, öyle yayılmış ki Çin'de mağribe kadar. Derken bunu duyan bir vatandaş da bu Hakkani Hazretleri'ni, aslan terbiyecisi, aslanların efendisi, Hakkani Hazretleri'ni ziyaret edebilmek, onun hayır duasını alabilmek için çıkmış yola. Az gitmiş, uz gitmiş. Bulmuş evini, damını, çalmış kapısını. Pencereden bir kadın çıkmış ki maşallah ne surat, ne surat. Doğanaya ya sen doğ der ya ben doğmayayım. Dişler azı dişileri böyle. Avurtlar çökmüş, saçlar dağılmış, gözler patlamış. Ağzından salyalar akarak. Kimse sen ne istiyorsun? Ne var? Neye geldin kapıma? Demiş. Kardeşim, bacım, ablam, gözünü seveyim. Dur hele bir dinle beni. Ben Hakkani Hazretlerini ziyaret için gelmiştim. Onunla görüşeceğim. Ben karısıyım. Söyle bakalım. Ne istiyorsun o sümsük heriften? Deyince adam soğuk bir duş almış. Ya demiş, ben Arslanlar Efendisi Hakkani Hazretlerini ziyaretine geliyorum. Bunu nasıl iş olabilir? Söyle, söyle diyorum sana. Ne yapacaksın o herifi sen? Ne işin olabilir senin onunla? İşte efendim, ben ziyaretine geldim Hakkani Hazretlerinin. Aslanların nasıl efendisi olmuş onu merak ettim. Git git, ormandadır o sümsük. Ormanda odun taşımaya gitmiştir. Bulursan orada bulursun. Bir daha da beni rahatsız etme. Diye azarlanmış adam şaşkınlık içinde. Düşmüş ormanın yoluna. Hakkani Hazretlerini aramaya. Derken bir bakmış ki karşıda. Gözlerine inanamamış. Bir aslanın sırtında odun yığınları var. Odun sarılmış. Öbür arslana Hakkani Hazretleri'nin olduğunu tahmin ettiği bir adam aslana binmiş. Elinde de iri siyah kalın bir yılanı kamçı gibi kullanıyor. Köye doğru, kendine doğru geliyormuş. Ah demiş, buldum. Ama ürkmüş de. İki arslan ve elinde yılan olan bir hazret. Neyse, korkusunu atınca yaklaşmışlar birbirlerine. Selamun aleyküm. Efendim, ben de mağripten, dehşerinden geliyorum ziyaretine. Namını duydum. Aslanlara sözünü nasıl geçirirsin? Nasıl ehlileştirirsin? Bu kerameti de bana anlatır mısın? Adam soluklanmış. Aslanları durdurmuş. Bak evlat demiş. Bak, işin sırrı şu. Evde benim bir arslanım. Arslanım, eşim var. Ben o arslanıma öyle sabrettim, öyle sabrettim ki Cenab-ı Allah da bu sabrın sonu beni selamete eriştirdi. Ve bana o arslanın yerine iki tane ehlileşmiş arslan hediye etti. İşin sırrı burada evladım. Haydi var gidişine, var gidişine demiş. Hikaye burada. Sona ermiş, alan aldı, almaya yarı yolda kaldı. Selametle efendim, Allah size de arslanlar versin inşallah.